Evet, piyasalardaki son durumu almak üzere ALB Forex analisti Sayın Rıdvan Baştürk'e telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün gün içerisinde aktardık piyasalarda deyim yerindeyse deprem etkisi söz konusu. Hem yurt dışından gelen veriler bir yandan Uzak Doğu'dan, bir yandan Amerika'dan hem de yurt içerisindeki o siyasi belirsizlik bir anda ortalığı alt üst etti. Nasıl değerlendireceksiniz? Evet, aslında bugün piyasalarda bir kaos ortamının resmen yaşandığını söyleyebiliriz. Bakıldığında şu an Avrupa borsaları %5'e yakın satıcılı seyrediyor. Amerika borsalarına baktığımız zaman bir ara gün içerisinde %8'e yakın satıcılı bir seyir vardı ama şu an gelen tepki hareketleriyle o satıcılı seyir %3'lere kadar düşmüş görünüyor. Tabii ki de bu hareket aslında yeni bir hareket değil. Geçtiğimiz perşembeden bu yana yaşanan bir hareket, yani yeni bir hareket olmadığı için sürprizle sayılmaz ama belki şiddeti biraz fazla olması piyasaları biraz alt üst etti. Tabii ki de bakıldığında burada ilk aşamada önümüze çıkan risk, tabii ki de yurt dışı riskleri birazdan değiniriz ama yurt dışına baktığımız zaman Çin endişesi. Çin biliyorsunuz ekonomik büyüme ilişkin endişelerden dolayı 2 hafta öncesinde bir devalüasyon gerçekleştirmişti ve bu devalüasyondan amaç tabii ki de ihracat yoluyla büyümeyi canlandırmaktı. Ancak bunun çok fazla bir etkisi olmadığını gördük. Çünkü geçen perşembe günü Çin'den açıklanan imalat PMI verisi son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi ve bugünden sonra aslında hareketler başladı. O günden sonra Avrupa ve Amerika borsaları olmak üzere global bazda bir satış baskısının piyasalar üzerinde etkili olduğunu gördük. Çünkü imalat PMI'nin son 6 yılının en düşüğüne gelmesi acaba Çin %7'nin aşağısında bir büyüme mi gerçekleştirecek beklentilerini ortaya çıkardı. Ki Çin'in %7'nin aşağısında büyümesi tüm dünya ülkeleri ekonomilerini sıkıntıya sokacak bir büyüme olarak kayıtlara geçebilir. O yüzden şu an endişeler var. Tabii yurt içine baktığımızda ise siz de biraz önce bahsettiğiniz siyasi belirsizlik tabii ki de ön planda. Bu zaten bir süredir, yaklaşık son 2-3 haftadır piyasayıları aşağı yönlü baskı altına alan sebeplerden biri. Diğerine baktığımız zaman zaten güvenlik endişeleri, yani terör eylemleri maalesef her geçen gün devam ediyor. 2 şehit daha verdik. Her geçen gün de şehit vermeye devam ediyoruz. Zaten uzun bir süredir sizinle de konuşuyoruz. Yani siyasi belirsizlik ve terör eylemleri kısa vadede sonuçlanacak gibi gözükmüyor ki bu süreçte zaten Türk varlıklarının da satışların gelebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle borsa tarafında aşağı yönlü hareketler, dolar TL, euro TL'de de yukarı yönlü çok sert hareketler var. Tabii bir de buna yurt dışındaki Çin endişesini etkilediğimiz zaman gelişmekte olan ülke para birimlerinden çok net çıkışların olduğunu görüyoruz. Ve bu kapsamda bakıldığında Borsa İstanbul gün içerisinde 69.800 seviyesine kadar geriledi. Ancak buradan bir miktar tepki hareketleriyle birlikte toparlandığını görüyoruz. Ancak hiç iyimser bir durum yok açıkçası yurt içinde. Hem bu riskler, yurt içindeki riskler, seçim belirsizliği, siyasi belirsizlik ve terör eylemleri, yurt dışında ise Çin ekonomisine ilişkin endişelerin boyutu çok had safhada. O yüzden baktığımız zaman yurt içinde özellikle borsa tarafında bu tür gelebilecek tepki hareketlerinin net bir şekilde önümüzdeki dönemlerde daha sert satışlar için fırsat olarak değerlendirilmesi mümkün gözüküyor. Şunu da sormak istiyorum. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarını takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Zeybekçi, Türkiye'de bu kur ve faizdeki yükselişin aslında ülkenin ekonomik gerçeklerini kesinlikle yansıtmadığını belirtti. Bu kadar iyimser miyiz biz? Aslında değiliz. Yani zaten siyasi kanattan uzun bir süredir bu tarz iyimser açıklamalar geliyor. Ben çok gerçeği de yansıttığını düşünmüyorum. Çünkü dayanağı çok sağlam değil. Bakıldığında yurt içinde işsizlik oranı çiftanelerde de en son veriyle birlikte mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış şekilde yani çifthanelerin %9'lara doğru geldi, çifthanelerin aşağısında. Ekonomik büyümeye baktığımız zaman çok yüksek bir büyüme yok açıkçası. Baktığımız zaman Amerika gelişmiş ülke, biz gelişmekte olan ülkeyiz. Yani buradan anlamamız gereken şey gelişmekte olan ülkelerin potansiyel sahibi olmasıdır. Daha büyük bir büyüme gerçekleştirme potansiyelimiz varken biz mesela Amerika'dan daha düşük büyüyen bir ülkeyiz. Bizim ortalama büyümemizin %5'in üzerinde olması lazım ki biz potansiyelimizi karşılayan bir ülke konumuna geçelim, ancak %3'ün de aşağısında bir büyüme gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan bakıldığında bütün ekonomik göstergeleri incelesek tek tek çok da iyimser bir tavrın olmadığını görüyoruz. Ancak tabii ki de o konuşmanın şurasına katılabilirim. Yani Türk lirası aslında ekonomi tarafından değil, şu içeride yaşanan mevcut risklerden dolayı bir negatif ayrışma yaşıyor. Yoksa bizim bu içerideki siyasi belirsizlik,
ki Kasım ayına kadar sürecek bir seçim belirsizliğimiz var. En az 2 ayımız maalesef belirsizlikle geçecek ve yurt içinde yaşanan terör eylemleri de, yani güvenlik endişelerinin de artması TL'yi zaten negatif hareketlendiren en büyük sebeplerden biri. Belki bunlar olmasaydı şu an dolar TL'de 3 seviyesini konuşmak yerine belki 2.70'leri 2.80'leri konuşuyor olacaktık. Ancak belki konuşmanın bu tarafını alırsak mantıklı bir konuşma olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ekonomi tarafını direkt aldığımız zaman Türk lirasının veya işte Türk ekonomisinin şu an içerisinde bulunduğu durumun çok da iyimser olmadığını maalesef söylemek zorundayım. Çok kısa bir dakikada da şunu soracağım. Biz iktidarın Merkez Bankası'na faiz konusundaki baskısına alışkınız. Yine Zeybekçi diyor ki faizle kur artırımını çözmeye çalışmak kötü niyettir demeye getiriyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani bu süreci çok uzun zamandır yaşıyoruz ve aslında hani yorum yapmaktan da biraz artık çekinir hale geldik. Çünkü daha önceki dönemlerde yani kur 2.27'deyken 2.75'e çok kısa bir sürede giderken de bu gidişin temel nedenlerinden hani en yüksek paya sahip olan yurt içi gelişmelerdi. Yurt içinde yine risk vardı. Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası'nın arasında olan atışma tabii ki de içeriye çok olumsuz yansıdı. Bu kapsamda bakıldığında o dönem belki Merkez Bankası'ndan da bir müdahale gelmesi bekliyordu. Çünkü çok kısa sürede yükselen bir kur. Merkez Bankası müdahale yapmadı. Yine yeni sürece baktığımız zaman bu sefer farklı senaryolar ama yurt içindeki riskler hala devam ediyor. Yani daha önce farklı riskler vardı, şu an farklı riskler var. Yurt içinde riskler bitmiyor maalesef. Bakıldığında şu an seçim belirsizliği ve terör eylemleri olmasına rağmen şu düşüşü, yani Türk lirasındaki zayıflığı durdurabilecek tek mekanizma Merkez Bankası'nda var. O da geçen hafta zaten TPK'yı es geçti diyebiliriz, pas geçti diyebiliriz. Bundan sonra nerede müdahale yapacağını açıkçası tartışır duruma geldik. Sepet kur tarihi zirvelerini her gün daha yukarı bir şekilde yeniliyor. O yüzden Merkez Bankası geçen haftaya pas geçmesiyle birlikte zaten Türk lirasındaki zayıflık bir miktarda arttı. Artık yatırımcılar daha net bir şekilde zaten Merkez Bankası müdahale yapamaz görüşüyle birlikte. Yine daha önceki dönemlerde olduğu gibi rahat şekilde TL'yi satıp dövizleri giriş yapabiliyorlar. Ama Merkez Bankası'nın işi böyle olmaz. Daha önceki dönemde de normal olan TPK'yı pas geçip olağanüstü bir toplantıyla faizleri %4.5'dan %10'lara yükseltmişti. O yüzden herhalde tetikte olmazsa tabii ki de fayda var. Ama şu an Merkez Bankası'ndan bir müdahale gelme olasılığını düşük görüyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim. Sevgili seyirciler, biz de ekonomi programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.